Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu Vesselamu Aleyhi Resulina Muhammedin Ve Aleyhi Ve Sahbihi Ecmain Bugünkü dersimizde İnşallah sizlerle birlikte Miras hukukuna giriş yapacağız Ama miras hukukuna e, Giriş yapıyorken öncelikle şunu söylemek Gerekli miras sukukunda Böyle her ince detayı işlemek e, Böyle belki Onlarca dersi e, işlemek anlamına gelir. Bu şekildeki bir e, süreç aile ilmi hali programının içerisinde çok da öncelikli bir ihtiyaç değildir esasen ama biz tabii ki aile ilmi hani konularını işliyorken e, genel perspektif olarak miras hukuku hakkında da o genel çerçeveyi çizeceğiz, vereceğiz. Detayları yine işin ehline danışmak gerektiğini, kaynaklardan incelemek gerektiğini tekrar etmiş olacağız. Miras geçmeden önce aile bağlarından bahsetmek gerek. Çünkü miras hukukuyla aile bağları birbiriyle esasen sarmal meseleler. Yani birbiriyle çok girift meseleler. Evlilik ve boşanmaya dair meseleleri inceliyorken sıkça vurgu yapmıştık zaten ki aile bağları yine orada da geçerliydi. sıla-i rahim diyebiliriz, akrabalık ilişkileri diyebiliriz demiştik. aynı şekilde evlilikle boşanmada evlenilmesi haram olanları helal olanları belirliyorken boşanma sonrasıki hükümleri belirliyorken ya da işte çocuk bakımı ile ilgili durumu belirliyorken iddet süresinin kimin yanında nasıl bekleneceği ile ilgili durumları hepsini anlatıyor ki muhakkak aile bağları ile ilgili söylediğimiz şeyler vardı. Boşanma sonrasında kim kime helaldir değildir meselesini konuşuyorken bile işin içine yine aile bağları girmişti. Yani sadece bir erkek ve bir kadının ötesinde ee, ...anne babaların, dedelerin, ninelerin... ...kardeşlerin, çocukların olduğu... ...bir e, ilişkiden... ...tabiri caizse insan toplumundan... ...bahsediyoruz. İşte... ...aile ilişkileri, bu anlamda aile bağları... E, ...hem hukuk anlamında... ...hem de maddi manevi... ...kişilerin sosyal hayatında... ...çok önemli yer tutuyor. Boşanma sonrasındaki durumda... ...ya da kocasının vefat etmesi... ...sonrasında kadın nasıl iddet bekliyorsa... E, ...sonrasında... Mirasıyla ilgili yani kocasından miras alıp almayacağım meselesiyle ilgili durum da çok önemli bir meseledir. Burada daha yakın zamanda bunları işlemiş zihinlerimizde bu bilgiler taze iken hem bu bilgilerin ışığında hem de miras kukuunu e, müstakil bir mesele olarak ele alacağız. O yüzden o bilgilerimizi de böyle e, sürekli hani arka planda tutalım. O da onlar da taze olsun çünkü yeri geldiğinde onlara da başvurmamız gerekecek inşallah. Bugün dediğimiz gibi bir kimsenin vefatı sonrasında malının durumu hakkında konuşacağız. Bu sebeple geçmiş öğrendiğimiz o bilgiler, aile bağlarındaki öncelik sonralık sıralamaları, boşanma sonrasındaki kadın erkek ilişkisi, erkeğin vefatından sonra kadının beklemesi kadının durumu, çocuklarının durumu, nafaka ile ilgili yükümlülükler gibi gibi hepsi aslında miras hukukunu etkileyen hatta Süt bağı, işte süt kardeşliği, evlatlık edinip edinmeme meselesi bunların hepsi miras hukukunun konuları arasına giren mesele. Öncelikle e, zihnimizde şunu bir oturtalım. Yani bir kişinin mal varlığını tanımlıyorken e, neye göre tanımlayacağız? Mal varlığı kapsamında olacak olan şeyler nelerdir? O yüzden burada mülkiyet kavramını biraz ele almak gerekli. İslam hukukunda üç türlü mülkiyet sebebi vardır. Mülkiyet sebebi. Yani bir kişinin malın sahibi olabilmesi için, mal üzerinde bir tasarrufunun tasarruf yetkisinin bulabilmesi için 3 sebep vardır. Öncelikle asıldan gelen sebep. 1-2-3 diye sıralayabiliriz. Birincisi asıldan gelen sebep. Ne demektir bu? Mülk şüphesiz ki Allah'a aittir ve Rabbimiz bize cüzi bir irade verdiği gibi belli mülkiyet hakkı da vermiştir dünya üzerinde yarattığı nimetlerde. Belli bir mülkiyet hakkı da vermiştir. Kaynak suları, yabani bitkiler, meyveler, sebzeler, işte doğada kendi başına büyüyen bitkiler, yeşillikler, otlar dediğimiz gibi akan dereler, denizler, nehirler, sonra sahipsiz olan ağaçlar, meyve ağaçları, başka av hayvanları, bunların hepsi asıldan gelen sebeptir. Yani Allah Teala'nın yaratmasıyla hiç kimsenin mülkiyetine vermediği, fakat bizim bir parçasını kendi adımızı aldığımız, kendi emeğimizle bir parçasını kendi mülkiyetimize aldığımız mallar. Ne gibi düşünelim ki normalde bir işte dereden çaydan herkes istediği kadar su içebilir. Kimse orası benim mülkümdür, benim malımdır diyemez. Bir deniz, bir nehir içinde geçerli. Bu benim malımdır, bireysel olarak bana aittir diyemez. Ama diyelim ki. Ee, bir su kabına, ibriğine, maşrabasına, leğenine neyse artık ya da bidonuna o sudan bir parça doldurdu. İşte artık asıldan gelen sebep mülkiyet sebebi dediğimiz bu. Artık o doldurduğu su yani orada bir efor sarf etti, orada bir emek gösterdi. Allah'ın verdiği o nimetten bir parçasını kendi mülküne aldı. Artık o ona aittir. Yani o çaydan istediği, isteyen istediği kadar alabilir, e, o deniz suyundan isteyen istediği gibi faydalanabilir. Ama bir kimse eğer kendi payına bir parça aldıysa ya da işte e, memleketlerde olan otlar vardır. Böyle işte madımaklar, naneler, kekikler gibi onlar normalde doğada serbest bir şekilde Rabbin yaratmasıyla herhangi bir tohuma da ihtiyaç duymadan tabiatta varlardır. Kişiler gider onları toplarsa asıldan gelen sebeple artık o toplanan bitki o kişiye aittir. Avcılık yapılacağı zaman tabiatın içerisinde var olan kimseye ait olmayan mülke, sadece Allah'a ait olan o hayvanlar avcılık sonucunda e, vurulacak olursa o artık e, o avcıya aittir. Bunlar asıldan gelen sebeplerdir. Bir de Akitten gelen sebep vardır. Ne demek bu? Yani günlük hayatımızda en çok gördüğümüz esasen mülk edinme yöntemi, mülk edinme sebebi budur. Ee, önceden bir başkasına aitken e, akit yaparak e, bir diğer kişiye geçmesi hali. Yani ben bir mal elde etmek istiyorum. Bunu parasını verip alışverişle de yapabilirim. Değil mi? Yani günlük hayattaki aldığımız ekmek, su, peynir, zeytin bunların hepsi esasen e, akitsten gelen sebeple yani anlaşmaya bağlı mülkiyettir. Başka ne olabilir? Daha büyük ölçekli şirketler, işte arabalar, evler, arsalar gibi de düşünebiliriz. Bunların hepsi yine akitten gelen sebepledir. Bir de hibeler ve hediyeler vardır. Belki karşılığında bir para verilmemiş olabilir fakat yine arada bir anlaşma vardır. Karşılıklı olarak birinin e, mülkünden bir parçasını bila bedel yani bedelsiz olarak da olsa bir başkasına vermesi vardır. Asıldan gelenle farkı budur. Bunlar iki mülkiyet sebebidir. Üçüncüsü ise hilafetten gelen sebep. İşte bizim bugünkü konumuz tam olarak budur. Mirastan yani miras ile elde edilen mallara, mirastan kişiye kalmış olan mala hilafet sebebiyle yani sonrası olduğu için babasının sonrası, anasının sonrasında gelen kişi olduğu için tabiri caizse e, ardında bırakılan mallar anlamında Kullanılan tanımdır İlafetten gelen sebep dediğimizde de Bugünkü dersimizde Bunu de, detaylı da göreceğiz inşallah Miras ile ilgili e, Hem kimler Mirastan alabilir hem kimler Mirastan alamaz Pay sahibi olanlar kimlerdir e, Payın ötesinde e, Payını herkes aldıktan sonra Tüm hepsine sahip olacak kimdir Ya da e, bir kimse öldükten sonra arkasında bıraktığı şeye ne denir, miras mıdır, e, mirasın içerisinde neler dahildir gibi pek çok sorunun inşallah cevabını bu dersimizde, bu derslerimizde daha doğrusu bir iki derste yayacağız konuyu. Ee, i̇nşallah vermeye çalışacağız. Miras yoluyla dediğimiz gibi hilafet yoluyla mal elde etmek için de yine iki sebep vardır. Mülkiyet için iki sebep vardır. dedi ki üç türlü mülkiyet sebebi var demiştik. Estağfurullah. E, hilafet yoluyla mülkiyet içinde iki e, tür vardır. İki sebep vardır. Bir, kısımlık kan bağı. Yani akrabalık ilişkisi sebebiyle e, yakınlık derecesine göre de tabii ki mirastaki pay ya da alacağı oran değişir. E, hısımlık ya da akrabalık bağı diyoruz. İkincisi ise evlilik bağı. Yani bir kişinin ee, hanımı olmak ya da kocası olmak sebebiyle alınacak bu iki sebep Hani sanki böyle birbirinden ayrı şeyler değilmiş gibi geliyor ama e, burada evlilik bağı ayrı e, hısımlık kan bağı ayrı değerlendirmeli bu önemli tanım olarak da e, miras kelimesinden bir önce tanımlamamız gereken bir kelime var esasen ölen kişinin geride bıraktığı mala ne denir ölen kişinin geride bıraktığı mala Terike denir. Ardında bıraktığı anlamına gelir. Terike denir. Bu önemlidir. Ölen kişinin arkasında bıraktığı mala miras denmez. Çünkü terike dediğimiz yani ölen kişinin ardında kalan maldan yapılması gereken öncelikli harcamalar vardır. Öncelikle o terikenin üzerinde haklar vardır. Onların e, yapılmasının ardından kalan paraya ma, maddi anlamdaki o mal varlığını miras denir. Bu önemli. Nedir peki bunlar? Teriki üzerinde dört hak vardır diye geçiyor kaynaklarımızda. Yani ölen kişinin geride kalan malı ile yapılması gereken dört mesele vardır. Bunların arasında da bir sıralama var. Yani öncelik sonralık sıralaması var. Bir e, sonraya bırakılamaz. iki sonraya bırakılamaz gibi. Çünkü e, azala 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 devam edeceği için öncelik sonralık sıralaması önemli. Birincisi peçhiz ve tekfin işlemleri. Yani kişinin defin işlemleri ve kefenlenmesi. Bir kimse öldükten sonra defin işlemlerinin yapılması, işte defnedileceği yerin maddi anlamdaki karşılığının verilmesi, yıkanması, bir yola çıkarılacaksa onunla ilgili şey maliyetin giderilmesi, kefenlenmesi. Bunlarla ilgili yükümlülük öncelikli olarak ailesine aittir. Yani bu sorumluluk aileye aittir. Fakat maddi anlamda bunları karşılamak için ee, ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığı yani terikesi kullanılabilir ki kullanılmalıdır da zaten. Ha tabii ki hiç kullanmayıp e, çocuklar işte geride kalan ölen kişinin çocukları, torunları ya da eğer hayattaysa kardeşleri, babası, annesi kendileri de bunu karşılayabilir. Fakat terikeden bu karşılanır. Sonra ikincisi ve Peygamber Efendimizin de defaatle üstünde durduğu veda hutbesine dahi özellikle üzerinde durduğu borçların ödenmesi ölen kişi defnedildiği anda e, borçları ödenmeli hatta mümkünse o defin işlemleri süresinde e, borcu yani alacağı olanlar gelip söylemeli eğer e, helal ediyorsa hakkını verilmeye edebilir fakat öncelikli olarak verilmesi e, gözetilmeli o tercih edilmeli borçlar ödenmeli Tehlikeden ne yaptık? Geride kalan mallardan teçhiz ve tekfin işlemlerini gerçekleştirdik, borçlarını ödedik, sonra vasiyet. Eğer ölen kişi geride bir vasiyet bıraktıysa kalan malın üçte birinden fazlasını vasiyet edemez. Kimlere vasiyet edilebileceği ile ilgili hükümler değişir. Biz bugün biraz konumuzla da alakalı olarak e, evlatlık edindiği, işte bakımıyla... E, eğitimiyle kendini yükümlü tuttuğu bir kimse varsa manevi oğlu manevi kızı olan birisi varsa o vasiyette onu gözetebilir süt oğlu süt kızı varsa yani süt bağı sebebiyle oluşan bir e, baba oğul baba kız ilişkisi varsa onu gözetebilir e, miras hukukuna dahil olmayacak kişiye vasiyet edilebilir bu önemli yani dedik ya terikedir bunun adı teşhis tekvin borçların ödenmesi, vasiyet bunların hepsi çıkarıldıktan sonra kalan paraya miras denir. İşte orada hak sahibi olmayan kişiye vasiyet edilebilir. Şöyle söyleyelim daha spesifik bir örnekle anlatalım. Bir baba vefat etmeden bir baba vefat etmeden önce dört tane çocuğu var diyelim ki iki kızı iki oğlu var. Oğullarından birisinin adına işte malımın şu kadarını şu oğluma Bırakıyorum diye vasiyet yazıp benim ölümümden sonra onun üzerine olacaktır diye vasiyet etmesi. Sonrasında bu vasiyet verildikten sonra mirasta da yine diğer kardeşleriyle hakkı olan oranda payını alması diye bir şey yoktur. Vasiyet burada mirasçıya vasiyet edilmez. Zaten miras hukukunda öncelikle hak sahibi ise o mirasını alacaktır. Çünkü burada ayrıca vasiyet edilmesi meselesi. Sıkıntıya sebep olabilmekte Ama bir baba e, Hayattayken Kendi malı üzerine tasarruf hakkına sahiptir Evlatlarının birisine Ya da ikisine daha fazla bir pay Vermeye ya da bu miras Olmayacağı için e, Hayattayken bir çocuğuna başka bir e, Malını vermeyi Eğer tasarruf ediyorsa bu onun e, onu ilgilendiren, onun bileceği bir şeydir. Tabii ki burada çocuklar arasında adalet gözetilmeli, kardeşlik bağlarına zarar verecek herhangi bir davranış yapılmamalı. Ama dediğimiz gibi hani bu konular çok bireysel ve ikili ilişkilerin dinamiğine göre çok değişen meseleler. Burada dediğimiz gibi bunların hepsine sonra yani üç maddenin hepsini gerçekleştikten sonra kalan mala taşınmaz ya da taşınabilir. Nakit ya da e, madeni fark etmez bunun hepsine miras deniyor bu önemli çünkü dediğimiz gibi şey zannedilebiliyor yani hani diğer bütün işlemleri şu yapmalı bu yapmalı oğlu yapmalı kızı yapmalı borçları şu vermeli değil ha diyelim ki borçların ödenmesi çok önemli dedik diyelim ki bir baba vefat etti ve e, değil borçlarını ödeyebilecekleri kadar e, teşhis tekvin işlemlerine karşılayacak kadar hatta ve hatta geride bir herhangi bir kuruş miras bırakacak kadar bile bir terikesi yok babanın. Böyle bir durumda dedi ki sorumludur evlat diye. böyle bir durumda evlatlar hem babanın teşhis tekfin işlemini karşılamakla hem de borçlarını ödemekle yükümlüdür. Bu Rabbin aile bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu söylemiştik ya. İşte o aile bağlarını sıkı tutmanın öneminin Sonuçlarından birisi de, göstergelerinden birisi de bu, bu kısımlar aslında. Yani hukuk dediğimiz şey hiçbir zaman böyle e, o ayrı müstakil bir alan, bu ayrı müstakil bir alan gibi işlenebilecek bir mesele değil. Hepsinin muhakkak birbirleriyle bağlantılı olduğu noktalar var. Yani Sıla rahimi aile bağlarını güçlü tutmak önemli. Çünkü sonrasında başka başka hukuka hükümlere tesir edecek bu yani sadece manevi anlamda değil maddi anlamda da tesir edecek o yüzden bu e, meselelerin hepsini böyle zihnimizin hani biz pek çok konuyu da öncesinde işledik zaten zihnimizin bir köşesinde hep o bilgileri taze tutarak bir sonraki konuya geçmek o şekilde dinlemek okumaları öyle yapmak çok daha hayırlı olacaktır hayatımızın içerisinde yaşıyorken de hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu Rabbimiz eğer bir yerde bir şeye helal dedi Diğer bir şeye haram dediyse muhakkak onların arasında bir bağlantı olduğunu koyulan bir sınır herhangi bir sebeple kaldırılıyorsa orada muhakkak bir bir nüans bir önemli bir detay olduğunu bilmemiz gerekli ve aralarındaki bağlantıyı da fark edebilmek de önemli. Devam ettiğimizde mirasa dair paylaşımın nasıl olacağını anlatmadan önce kimler mirastan pay sahibi değildir kimler mirasçı olamaz biraz. Ona da değinmek gerekli. Öncelikli olarak toplumun içerisinde maalesef çok e, yanlış uygulanan amellerden e, bir tanesine değinmiş olalım. Evlatlık edinme meselesi, evlatla miras bırakma yani onu mirasçı tayin etme meselesi. Şimdi İslam hukukunda evlatlık yoktur, vardır gibi söylemler hangi perspektiften baktığımıza göre doğru ya da yanlış diye tanımlanabilir. İslam hukukunda evlat edinme vardır diyeceksek, Evet vardır bir çocuğun manevi anlamda babası annesi gibi yaşanabilir ee, onun e, küçük yaşta bakımı öz bakımı hadanesi e, alınabilir üzerine insanlar alabilir ee, onun maddi anlamdaki ihtiyaçlarını karşılayabilir ama işte günümüz toplumunda soyadını vermek gibi mirasçısına o, e, tayin etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Aynı şey süt bağıyla da alakalı geçerli. Bir kimse süt çocuğunu mirasçısı tayin edemez. Yani mirasçı olamaz ona. Ya da e, bunlara vasiyet edebilir. Bu önemli. Yukarıda söylemiştik ya e, öncesinde hani üçüncü terik eden üçüncü olarak verilebilecek şey. Verilmesi gereken şey vasiyettir. Yani babanın annenin vasiyeti neyse onu yerine getirmektir. Bu da üçte biri geçerli. Bir kimse evlatlık olan çocuğuna yani kendisine onun bakımına vazife kabul ettiği çocuğun gencin kimse artık vasiyetinden bir par yani vasiyet bırakabilir ve ona malının üçte birini geçmeyecek şekilde mal bırakabilir aynı şekilde bu süt çocuğu için de yapılabilir ama bu kişiler mirasçı olamaz bu önemli çünkü maalesef buralarda toplumuzda yaşanabilecek bazı sıkıntılar görüyoruz. Ki günümüzde de hala daha yaşanıyor. Bir annenin bir babanın daha doğrusu bir kadın ve erkeğin bir çocuğu sahiplenmesi onun maddi manevi ihtiyaçlarını hayatı boyunca karşılaması elini onun üzerinden çekmemesi çok büyük bir salih ameldir. Gerçekten hani sadaka icari hükmünde olacak bir ameldir. Fakat miras hukuku işin farklı bir boyutudur. Yani Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ederek eğer yaşamayacak olursak ee, onun rızası için yaptığımız salih amellerde de muhakkak ki hataya düşecektiriz. o yüzden burada hukukun e, çizdiği çerçeveye dikkat etmek gerekir şimdi kimler mirasçı olmaz sorusuna olamaz yani daha doğrusu miras alamaz ya da mirasçı olamaz diye ikisini birden söylemiş olalım sorusuna cevap verecek olursak bir evlatlık olan çocuklar dedik iki süt ile alakalı süt kardeş süt e, çocuk süt kız ya da süt oğul gibi onlar alamazlar üç hayatta olmayan eş çocuk ve kardeş bu önemli bir erkek e, hanımı vefat etti diyelim ki yıllar önce sonrasında e, kendisi vefat ettiğinde çocukları bu da annemizin hakkıydı ölmüş yıllar önce ölmüş annemizin hakkıydı diye bir mirasta pay e, şey yapamaz ayıramaz ya da kardeş ölmüş kardeş için ölmüş çocuk için e, hatta Burada bir babanın çocuklarından birisi kendisinden önce öldüyse ondan kalan torunlarına dede yetimi denir. Burada amcalar, halalar, dayılar, teyzeler kimse artık birlikte anlaşıp tabii ki kardeşi kardeşlerinin emaneti olan yeğenlerine maddi anlamda bir pay verebilirler. Bunlar karşılıklı rızaya dayanır ama öncelikle hak sahibi midir, mirasçı hükmünde midir dersek hayır değildir. Devam ettiğimizde miras bırakanı kasten ya da hatayla öldüren mirasçı da miras alamaz. Yani mirasçı hükümünde olabilir ama e, babasını, annesini kendisine miras bırakan, ondan miras kalacak kişiyi kasten ya da hatayla öldüren kişi mirastan hiçbir pay alamaz. Başka dinden olana ya da Müslüman olmayan bir ülkede yani Müslüman olan ülkede ölmüş bir kimsenin mirasçısı Müslüman olmayan ülkede yaşayan kişi de olamaz başka dinden olan kişi de yine bir müslümanın mirasçısı olamaz onlara bir pay verilmez yani mirasçı olamaz miras verilmez tabii ki daha farklı ama sonuç olarak mirastan pay alamazlar hukuken mirasçı olamazlar İslam hukukuna göre hukuken mirasçı olamazlar diyebiliriz burada böylece bu dersimizde mirasın öncelikli olarak tehlikenin tanımını yaptık. Miras hukukuna dair e, verilmesi gereken öncelikli bilgileri verdik. Ve kimlerin mirastan pay alamayacağını, tehlikenin nasıl bölünmesi gerektiğini dile getirdik. Bir sonraki dersimizde yine miras konusuna devam edeceğiz. Fakat bu sefer Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler ışığında mirası inceleyeceğiz. Ve kimlerin e, hangi paylarla miras alabileceğini... Yani bir dediğimiz gibi genel açıdan bir bakacağız çünkü detayları çok fazla olan bir konu. Böylece miras hukuku'na 5 sene çekmiş giriş yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde miras hukukuyla devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz. Selametle.